Olan. Biz birey olmanın önemini yeni yeni kavramaya hmm. başlamış bir toplumuz, bir kültürüz. Çok önemli bir şey söylüyorum. Çok ben, e, 56 yıl psikoloji alanında bulunmuş birisiyim. Ondan dolayı ne dediğimi biliyorum, bir bilim insanı olarak konuşuyorum. Benim toplumum birey olmanın önemini hı hı. yavaş yavaş anlamaya başlamış durumda. Ondan dolayı gözlemler yapıyorum. Bu programda da yaptım. 1972 yılına kadar hı hı. benim toplumumda iletişim kelimesi yoktu. Hı hı. Ondan dolayı birey olma fırsatı da yoktu. Yok. Öyle bir ihtiyaç hissedilmiyordu. Ama bugün anladık ki demokratik bir dünyada uluslararası ticaret yapmak istiyorsan bireyin kafasından ve gönlünden vazgeçemezsin. Anladım. Ve bireyin kafası ve gönlü de ergenlik çağında ...başka bir türkü tutturuyor, onun da farkına varacaksın. Yani siz diyorsunuz ki hocam eğer hakikaten e, gelişmiş bir gelecekten bahsediyorsanız... ...o zaman e, birey olma yönünde de kendinizi yetiştirmelisiniz... ...ve birey olma meselenin içerisine giriyorsa kaçınılmaz olarak da ergenlikte girecek diyorsunuz. Yani bundan evet. önceki dönemlerde öyle bir derdimiz yoktu, ondan aslında yoktu diyorsunuz ergenlik. Evet, görmüyorduk da o isim yoktu ve ayrıca bastırıyorduk an bastırıyorduk değil mi hocam? Müthiş kabul etmiyorduk basit. yani evet. hakikaten o gerginliği, o sıkıntıyı falan filanı kabul etmiyorduk. Dolayısıyla o da arsız çıktı diyorduk. Aha, anladım. Vefasız çıktı diyor. Var ama öyle arsız vefasız çocuklar yok mu yani hocam? Şimdi yorumlarımız farklı. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bir birey olma mücadelesini göremiyorduk. Daha ziyade toplumun baktığı ve değer verdiği Aha. ne kadar kültür robotuysan kadar. Ne kadar senden beklenenleri, Hı -hı. aynısının tıpkısını yapıyorsan o kadar takdir ediliyordun. Ne kadar, ne kadar efendi. Hiçbir şeye hayır demez. Kık demez. Orada oturt, 30 yıl oturur. Kalk demeden oturur. Bunlar örnekti ama bu insanlar girişimci olamıyor. İş adamı olamıyor. Bu insanlar yaratıcı olamıyor, düşünür olamıyor. Aklımıza gelmezdi. Ee, şimdi ise... Böyle İhtiyar insanlar istiyoruz. Tabii. Yani ana baba çocuğunun bir düşünür olması, girişimci olması, kendi yaşamında kendisi olarak var olması ve özgürce ayaklar üzerinde durmasını istiyorsa ergenlik dönemi var.